Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturarak başlamak isteriz. Dün Ankara muhtarları ağırladı. Muhtar evinin açılışı vardı ve 81 ilden bütün ilçelerden muhtarlar geldi. Çeşitli illerden, ilçelerden, il başkanlıklarımızdan gelen şikayetler vardı. Bu şikayetleri dün şu şekilde dile getirdik. Muhtarlara çağrı yapılıyor. Ancak illere, ilçelere kota verilmiş. Bazı valiler ve bazı kaymakamlar muhtarları mutlaka gitmelisiniz, gitmezseniz zor durumda kalırız diye belli bir sayıyı tutturmaya zorluyorlar. Gönlünle gelen her muhtar başımızın gözümüzün üstüne geldi. Ancak zorla getirilenlere de bu hükümetin yaptığını zorla getirilen muhtarlar kendileri biliyorlar. Onların ve milletimizin vicdanına bırakıyoruz dedik. Birkaç saat sonra apar topar çok büyük bir gayret olduğu ortada. Muhtarlar Derneği Başkanımız, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk'ün ağzından bir açıklama. Açıklamada bizim değil ama Halkların Demokratik Partisi'nin dile getirdiği muhtarlara biner lira para dağıtıldığı, buraya gelmeleri için para verildiğine ilişkin iddiayı dile getiriyor ve CHP bu işe nasıl dahil oldu anlamadım gibi bir ifade ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim söylediklerimizin de yalanlandığına yönelik bir medya algısı çalışması oldu. Ben bugün Sayın Başkan Bekir Aktürk'ü aradım ve kendisine bana iletilen iddiaları, muhtarların isimlerini de paylaşabileceğimi ifade ederek söyledim. Kendisi açıklamayı yaparken yoğun gün içinde bizim açıklamamızı izleyemediğini, kendisine mecliste bütün muhtarlara biner lira dağıtıldı, bunu CHP ve HDP dile getirdi denilince böyle bir açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi. Ben kendi açıklamamı kendisine hem anlattım hem gönderdim. Kendisi ilerleyen saatlerde, günlerde bu konuyla ilgili mutlaka bir açıklama yapacak. Ancak meselemiz şudur ki, biz gönlünle gelen muhtarlar başımız gözümüz üstüne dedik. Dün burada gelen pek çoğunu da milletvekillerimiz ağırladı, fotoğraf çektirdi, sohbet edildi. Ama bir gerçek var ki, valilere ve kaymakamlara kota koyarsanız, benim ne işim var orada, gitmek istemiyorum diyen, istemiyorum diyen muhtarları zorlarsanız, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de konusudur. Sayın Bekir Aktürk, açıklamayı dinlemeden açıklama yapmak durumunda kaldığını söylüyor. Bütün basın mensuplarına, Sayın Bekir Aktürk'e, bütün ajanslara bunu sorabilirler, teyit ettirebilirler. Bir büyük torbanın içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiaları da yalanlandı gibi bir algı oluşturmaya çalışanlara Sayın Bekir Aktürk'e mikrofon uzatmaya davet ediyoruz. İkinci konumuz, dün akşam saatlerinde Amasra'da yaşanan maden faciası ile ilgili meclis komisyonunun kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karara bağlandı. Sürece ilişkin, bakana ilişkin eleştirileri dile getirdik, tekrar etmeyeceğim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekillerimiz Aysu Bankoğlu, Aydın Özer, Kani Beko, Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuz Yılmaz'ı hukukçu olarak, maden mühendisi olarak, sendika geçmişi olan kişiler olarak ve bölgenin milletvekilleri olarak meslek dağılımlarına ve yapabilecekleri katkılara dönük olarak 5 arkadaşımızı hemen görevlendirdik. Divana da bildirdik. Diğer siyasi partilere de çağrı yaptık. Meclis başkanlığına da çağrı yapıyoruz. Bu komisyon hemen toplanmalı. Çalışmalarına hemen başlamalı. Gerekiyorsa Amasra'da ilk toplantısını mecliste, ikincisini Amasra'da vakit kaybetmeden yapmalıdır. Çünkü delillerin karartıldığı, sorumluların halen daha elini kolunu sallayarak gezdiği, soruşturmada bir takım yanlışlıklara sebebiyet vermemeleri için görevden el çektirmelerin, görevden almamaların hala yapılmadığı, bir kişinin ölümlü trafik kazasına karıştığı durumlarda doğrudan tutuklama tedbirine başvurulurken Türkiye'de 41 kişinin ölümünde bir gözaltının, bir tutuklamanın
olmadığını ve 6. günde olduğumuzun altını çiziyoruz. Belli ki birileri üçlü kararnameyle atadıkları suçluları korumaya devam ediyor. Belli kişi ortada. Kozlu'da 8 kişinin ölümünden 4 yıl hapis cezası alan kişiyi TTK Genel Müdürlüğü'ne atadı Cumhurbaşkanı. Şimdi üçlü kararnameyle atanmış birisine savcılar da dokunmaya korkuyor. Bir koruma olduğu düşünülüyor. Amasra Müessese Müdürü siyasi olarak oraya getirilmiş birisi olduğunu bütün Amasra, bütün Bartın biliyor. Demek ki bunun üzerinde bir koruma kalkanı var. Ve sorumlular. Şimdi kimse onlara dokunmuyor ve sürekli korunuyorlar. Örneğin Bekir Bozdağ ne demiş? Efendim, arama kurtarmayla meşgul. Cumhurbaşkanı demedi mi? 24 saat olmadan bu işleri bitirdik diye övünmedi mi? Canlı çıkarmakla övünemiyor. Cenazeleri erken çıkarmakla övürmedi mi? Bekir Bozdağ diyor ki millet canından uğraşıyor daha orada. Cenazeler bilmem. O iş bitti. Soma'da şunu söylüyor Bekir Bozdağ. Daha yangın sürüyor. Oraya inilmesi lazım. Bilir kişi raporu lazım ondan sonra diyor. Soma'da da yangın vardı. Maden örüldü. Bilir kişi madene Temmuz ayında inebildi. Soma'da Temmuz ayında 13 Mayıs'ta olmuş vaciaya Temmuz ayında bilir kişiler iniyor ama tutuklamalar Soma'da kazadan işte 3 gün sonra 4 gün sonra yapılıyorken şimdi neden biz bilir kişi bekliyoruz? Biz neden efendim rapor çıksın bekliyoruz? O yüzden meclis komisyonu bir an önce toplanmalı, milletin meclisi millet adına bu işe el koymalıdır. Meclis başkanı bürokrasiyle kimseyi uğraştırmamalıdır. Derhal komisyonun üye talep yazılarını yollamalıdır. Partiler bunu doğrudan yapmalıdır bu yazıyı beklemeden ve bu komisyon bugün yarın toplanıp çalışmalarına başlamalıdır. Aksi takdirde gerçekten Amasra'da 41 canımız yandı, yüreğimiz yandı ama insanların adalete susamış anaların, eşlerin, babaların, çocukların yüreğini bir kere daha yakmayın. Bu doğru bir davranış değildir. Bu konuda iktidarı da görevli savcıları da uyarıyoruz. Öyle Bekir Bozdağ Adalet Bakanı sıfatıyla anayasaya göre kimse talimat veremez ama zımni talimat veriyor. Önce madene girilmesi lazım sonra bakacağız. Ne demek ya? Maden bir ayda yanar, iki ayda yanar. Kapatırsın, örersin, oksijen biter, sönünce havalandırırsın güzelce. O zaman girer oraya. Bu iki ay sonra olur, üç ay sonra olur, 40 gün sonra olur. Bu cehaletten söylenen bir söz değil. Burada kasıt var. Ellemeyin adamlarımızı diyorlar. Bir soğusun diyorlar. Bu işi gözaltısız, tutuklamasız götürelim diyorlar. Bakın buna basın hangi siyasi partiye yakın duruyorsa dursun. Vicdanlı bir şekilde basın yaklaşmazsa. Bartın'daki talep, anaların talebi, Türkiye'nin talebi olmazsa bu işten hiçbir sonuç alınmaz. Bunu yapmayan herkes de sorumludur. Bir kamuoyu oluşması soruşturmanın ona göre yürümesi gerekiyor. 6 tane savcı görevlendirdik. Harika. Ama o 6 savcı 6 saatte yapılacak işi 6 gündür yapmıyorsa korktukları bir şey var demektir. Onlara şunu söylüyoruz savcılara. Arkanızda Türk milleti var. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlar var. Hepimiz için hak arıyorsunuz. Kendi evlatlarınızın yetim kaldığını düşünün. Ananızın babanızın sizden mahrum kaldığını düşünün. Bunu birilerinin yanlış talimatları yüzünden yapıldığını düşünün. Siyasi kararlar, liyakatsız atamalar yüzünden yapıldığını düşünün. O eksiği olanın sizin ananızı, bugünkü o 41 ananın evladınızı, bugünkü o 100 tane çocuğun durumuna düşürebileceğini düşünün. Arkanızda biz varız, millet var, Türkiye var, korkmadan karar verin. 6 ay sonra, 7 ay sonra size ne yaparlarsa yapsınlar telafi edeceğimize söz veriyorum.
Seni çok çok tutarlar, başka bir bölgeye sürerler ilk kararnamede. Ondan sonraki kararnamede nereyi hak ediyorsan oraya geri getirmezsek namerdiz. Korkmadan davranın. Allah aşkına korkmayın. Vicdan için korkmayın. Evlatlarınızı düşünerek korkmayın. Tayyip Erdoğan'dan korkmayın. Bu adı AK olan kara düzenden korkmayın. Ömrüm boyunca arkanızda olacağım. Soma'da söz verdik. Her duruşmaya gittim. Bir tanesini bırakmadık. Anneleri, çocukları isim isim biliriz. Bu işlerde verilen sözden dönmek olmaz. O yüzden cesaretle bu işin gidecek, üzerine gidecek herkes şunu bilsin ki arkamda kim var, arkanızda hepimiz varız. Size kimse bir şey yapamaz. Kimse bir şey yapamaz. Velev ki yaptılar, o günden 6 ay sonra, ilk seçimden sonra telafi etmeyen namerttir. Korkmayın. Şimdi arkadaşlar, Oxford Üniversitesi'nin raporunu alabilir miyiz? 3 sayfalık kısım lazım bana. Tayyip Bey'in çıkmış diyor ki, Bay Kemal, senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim. Ömer Çelik'te biz Stötüko karşısında devrimci bir partiyiz diyor. Arkadaşlar, seçim geliyor. 7 milyon genç seçmen var. 7 milyon genç seçmen, yapılan bizim de baktığımız, onların da baktığı bütün anketlerde statükodan yılmış, AK Parti'nin dayatmalarından yılmış, yönetimden, yöneticilerden yılmış, bir değişim istiyor. Değişim taleplerini lalettayin cümlelerle tarif etmiyorlar. Yıkılsınlar, gitsinler, komple değişsinler. Biraz farklı bir iktidar görmek istiyoruz. Festivalleri iptal edenleri istemiyoruz. Hangi görüşten olursa olsun gençler bir değişim istiyorlar ve bir değişim talebi var. Tayyip Erdoğan diyor ki ben muhafazakarım. Muhafazakarlık muhafaza etmekten, korumaktan, sürdürmekten geliyor. Ve gençlerin rahatsız olduğu AK Parti statükosunu muhafazakar bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyor. Bunu maskelemek için gençlerin ifadelerine, yapılan odak grup çalışmalarında dile getirilen sözlere atfen devrimci olduğunu iddia ediyor. Devrimciler var olanı değiştirirler. Recep Tayyip Erdoğan 20 yılın sonunda dünyadaki bütün insanların hayal kurduğu bu güzel ülkenin gençlerinin dünyanın öbür ucunda hayal kurmasına sebebiyet verdi. Örneğin gençlerin çok sevdikleri dokunmatik, o meşhur, dünyanın en meşhur telefonu, Avrupa'daki gençlerin babaları 4 gün çalışarak o telefonu alabiliyorken, 9 gün çalışarak alabiliyorken, 15 gün çalışarak alabiliyorken, Türkiye'de o telefonun alınabilmesi için asgari ücretli babaların o telefonu almak için 9 ay 270 gün çalışması gerekiyor. Türkiye'yi bu hale Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Gençler 270 gün çalışıp da bir telefon alınan bu durumu, ekonomiyi muhafaza etmek istemiyorlar. O yüzden devrimci bir ruhla bu iktidarı değiştirmek istiyorlar. Dünyanın bütün gençleri istedikleri ülkeye, ülkelerinin maddi desteğiyle ve çoğuna vize olmadan gidebiliyorlar. Bizim gençlerimiz eğitim için bile olsa dünyanın gelişmiş ülkelerine vize alamıyorlar. Vize kuyruklarında bekliyorlar, gidemiyorlar, gezemiyorlar. Tayyip Erdoğan bunu sürdürmek istiyor. Gençler devrimci bir yolla bunu değiştirmek istiyorlar. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi 6 okundan bir tanesinin devrimcilik olduğu bir partidir. Burada Tayyip Bey baltayı yine taşa vurmuş. Senin neren devrimci diyorsan, sen bizim
rozetimizdeki, amblemimizdeki devrimcilik okuna bakacaksın. Onun Atatürk tarafından bizim amblemimize konulduğunu bileceksin. Onu barındıran, bulunduran tek partinin bizim olduğunu da bileceksin. Sen devrimcilik nerenizde diyorsun ya. Çünkü gençler CHP'yi böyle bir parti görüyorlarmış. O zaman Kuvayi Milliye'ye bakacaksın. Kurtuluş Savaşı'na bakacaksın. Hiç hoşuna gitmiyor ama Atatürk'ün yaptığı cumhuriyet devrimlerine bakacaksın. Senin sorunun var o devrimlerle. Bizim ise namusumuz gibi koruduğumuz cumhuriyet devrimlerini yapan parti biziz. O yüzden öyle en muhafazakar, sen muhafaza etmek istiyorsun yoksulluğu, açlığı, fakirliği, yasakları. Senin niyetin sosyal medyayı sansürlemek, gençleri Türkiye'de evlerinde bile hapsetmek. Geldik Rütük'e. Hani meclisin saygınlığını düşünmesem gidip AK Parti sıraların karşısında hırsız var diye bağırmak isterim. Böyle bir tenezzül olmaz. Değerli arkadaşlar, Rütük var. Rütük üyeleri meclisten siyasi partilerden seçiliyor. Siyasi partileri aldıkları oy değil, sandalye sayıları oranında grubu bulunan siyasi partiler arasında paylaştırılıyor. Rütük üyesi boşaldığında meclisin yerine bir Rütük üyesi seçmesi gerekiyor. Taha Yücel 28 Haziran tarihinde yapılan Aselsan Yönetim Kurulu toplantısında Aselsan Genel Müdür Yardımcılığına atanmış ve Rütük üyeliğinden en geç 28 Haziran tarihinde ayrılmıştı. O günden bugüne Rütük Başkanı derhal üyelik boşaldı, yenisini seçin deyip yollaması gerekirken o yazıyı yollamadı, tuttu. Rütük Başkanı Ebubekir Şahin denen sarayın zabiti, Ebubekir Şahin denen sarayın oradaki atadığı memuru hukuk katliamı yaparak görevini yapmadı ve bekledi. Ne zamana kadar bekledi? Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye kaydolduğu güne kadar bekledi. Ve o gün yazıyı, yani istifadan 28 Haziran, 28 Temmuz, 28 Ağustos, 28 Eylül bu tarihlerin hepsini geçirdi ve 12 Ekim tarihinde yazıyı yazdı. Çünkü hesaba göre yüzde oran 28 Haziran'dan Çelebi'nin AK Parti'ye katıldığı tarihe kadar İYİ Parti'ye bir üyelik düşüyor. Bir kişi artarsa o üyelik İYİ Parti'den gidiyor, AK Parti'ye düşüyor. AK Parti bir kişi artarsa. Üyelik İYİ Parti'ye düşüyor diye oğlum Ebubekir yazma yazıyı, emredersiniz komutanım. Mehmet Ali Çelebi'yi transfer ettik, bize geçti rakamsal üstünlük. Yaz hemen yazıyı baş üstüne komutanım. Böyle bir adam bu Ebubekir. Böyle bir adam. Böyle bir insan. O yazı meclis başkanlığına geliyor. Meclis başkanlığı yazıyı elinde tutuyor. Ve meclis başkanlığı Rütük seçiminin yapılacağı yazıyı yazmıyor. Bugün hepimiz Sayın Fakı Baba'nın istifasını öğrenene kadar da öyle bir yazının yazıldığını bilen gören yok. Ne zaman Sayın Fakı Baba AK Parti'den ayrılıyor, otomatikman yine üyelik İYİ Parti'ye geçiyor. Meclis Başkanı, ben dün gece yarısından önce o yazıyı AK Parti'ye yazmıştım diyor. Ve 28 Haziran'dan beri yazılmayıp Çelebi ile birlikte yazılan yazı, aman dengeler bugün hiç beklenmedik şekilde bir daha değişti diye dün gece yazılmış sayılıyor. Bu bir tenezzül meselesidir.
bir RTÜK üyesinin, İYİ Parti'nin hakkına düşen RTÜK üyesinin İYİ Parti'ye düşüyor diye 3,5 ay bekletilip dün gece yarısı yazının yazılması bu kadar adaletsiz, bu kadar haksızlığın artık tiksinilecek boyutlara geldiğini gösteriyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hani buna tenezzül ediyorsunuz ya, yazıklar olsun. Alın 8 ay daha hepsi sizin olsun. Ne olacak ya? Değer mi? Değer mi? Değer mi? Bu kadar mı ucuzcusunuz? Bu kadar mı? Yazıklar olsun size emanet edilen bu kamu görevine. Yazıklar olsun anayasaya göre ettiğiniz yeminlere. Ne olacak? Bir RTÜK üyesi İYİ Parti'den olsa ki esas bütün partilerin gruplarının orada temsili. Ama yok. Bugün bunu mecliste de konuşacağız. Bu RTÜK Tele1'e kapatma davası açtı. Daha doğrusu bu RTÜK Tele1'i kapatmaya niyetlendi. Tele1'e 3 gün ekran karartma verdi. Şubat'a kadar bir ceza daha olursa Tele1'i tamamen kapatacaklar. Bu seçimlere dikensiz gül bahçesinde gitmek için. Bu muhalefetin sesini kesmek için. Bu böyle rezillikleri duyuracak televizyon kanalı kalmasın diye yaptıkları işlerdir. Türkiye siyaset tarihi bu süreçte takındıkları tavırla Ebu Bekir Şahin'i de unutmaz. Meclis başkanını da unutmaz. Buna sessiz kalan AK Partilileri de unutmaz. Fahrettin Altun'u da unutmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ı da unutmaz. Bu kadar olmaz. Erdemliler hareketi gibi gelip siyasi yan kesiciler olarak giden bir partiyi yazacak bu tarih. Erdemliler hareketi olarak gelip siyasi yan kesiciler, siyasi dolambazlar, kalpazanlar olarak yazacak sizi tarih. Daha size söyleyecek söz bulamıyoruz. Daha size söyleyecek söz bulamıyoruz. Yazıklar olsun. O liyakatsizlerden bir tanesinin yaptığı işi gösterelim. Cumhurbaşkanı'na dün konuşma yaptırdı. Dedi ki Oxford raporu var. Oxford raporunda Türkiye'nin adı geçiyor ve deniyor ki dezenformasyonun en çok olduğu ülkedir. Bunu okudu. Hemen bakarım böyle şey. Yalan bitmeden doğru konuşmazlar. Biliyorsunuz hemen bakarım. Onların dediği kısım şu. Ne diyor raporda? Oxford raporunda Türkiye en çok kalan demiyor ama raporda Kenya ve Nijerya en çok dezenformasyona malum kalan ülkedir diyor. Peki raporun diğer yerlerinde ne diyor? Şimdi bu rapor itibarlı ya. Bir de Türkiye'deki dezenformasyon deyince sanki AK Parti'nin yaptıkları yokmuş, Devlet Bey'in yaptıkları yokmuş gibi. Diyor ki raporda Fox TV, Halk TV, Tele1 gibi kanallara ceza üstüne ceza kesildiği, bağımsız medyaya sansür ve baskı uygulandığı, halkın habere ve bilgiye ulaşma hakkının hükümet tarafından engellendiği gibi ifadeler var. Aynı raporda Türkiye'de halkın en çok güvendiği haber mecraları Fox TV, Sözcü, Cumhuriyet, NTV, CNN ve Habertürk olarak sayılmış. Fahrettin Altun, prompter'a işine gelen kısmı yazıp işine gelmeyen kısmı da İngilizce'den bu raporu bir tek biz okuruz. Tayyip Bey söyler, geçer gider sanmayasınız. Bu rapor AK Parti'nin canını okuyan bir rapor. Türkiye'yi ciddi şekilde eleştiren bir rapor. AK Parti'nin uğraştıklarını haklı, yaptığı uygulamaları haksız gören bir rapor. Kırık karnesini babasından gizli gidip de klorakla silip notu yükselten çocuk gibisin Fahrettin Altun. Rezil oldun, yakalandın yine. Tayyip Bey, 20 yıllık iktidarın sonunda senin iletişim başkanın buysa, 20 yıllık iktidarın sonunda prompter'a bu yazıları koyanlar bu yetkinlikteyse, bu raporun seninle yine bir rapor olduğun gibi sana söylettiriyorlarsa yandı gülüm keten elva. Hiç başka suçlu arama. Dinlenme vakti geldi. Milletin yakasından düşme vakti çoktan geldi. Arkadaşlar
Liderler bir ile geliyorsa o ili şereflendirirler. Biz o ile gittiğimizde o gün ilimizde bir lider varsa o ilde, o ilçede çalışma dahi yapmayız. Doğrusu budur. Bayraklarımızı bile civardan toplarız. O gün o liderin, o partinin günüdür. Devlet Bey Manisa'ya geliyor, buyursun gelsin. Etraftaki 7 illen bil dolduracaklarmış meydanı. Öyle söylüyorlar. Diğer illerden gelenler de başımızın gözümüzün üstüne. Devlet Bey, yeden bir tek talebimiz var. Şu yoldan geçeceksiniz. Bursa-İzmir sürat yolu. Tam bu arsanın önünden. Tam buradan. Bir durun da bir şuraya bakalım deyin. Türkiye'deki tek büyükşehir belediye başkanınız bu yolun üstündeki bütün arsalara 2005 dedi ki, belli bir metrekarenin üzerindeyseniz sizin katınızı 5 kattan 15 kata çıkarıyorum. O bunu söyleyince 698 parsel bundan etkilenecek dendi. Ama görüldü ki o metrekarenin üstünde 83 tane parsel varmış. Bu 83 parselin 78'i Cengiz Bey'e, 71'i tek başına, 7'si ortaklarıyla, 5'i de Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Başka kimsenin yok yararlanabildiği. Ve 615 parsel eğer komşularıyla ileride birleşirse yükselebilecek. Yola kıyısı olan olduğu için de burası Cengiz Bey'in 15 kata çıkacak. Ama buradaki yeşil alanı buraya atıp ayrı parsellerini birleştirip bu noktaya getirmişler Cengiz Bey'in arsasını. Bu noktaya getirmek suretiyle Cengiz Bey 350 milyon TL'lik fazladan kat ve daire kazanıyor. Bütün 5 katları 15 kat oluyor. Burada yazdık. İlave 25 daire alıyor mesela. İlave 40 daire alıyor. İlave 28 daire alıyor. Buradan aldığını zaten alıyor. Ve biz bunu gündeme getirdikçe MHP susuyordu. Geçenlerde komisyona geri çekip Devlet Bey gelmeden önce olağanüstü toplantı yapıp komisyondan uygundur kararı almışlar ama bu meselenin AK Partili üyeleri, MHP'li üyelerin yüreklerini sızlattığına eminiz Manisa'da. Şu işi bir sorun Devlet Bey, şu işi bir sorun. Şu işi bir sorun. Bunun hesabını sormazsanız millet bu hesabı hepinizden çok fena soracak. Ayrıca Cengiz Bey'e başkası üzerine satış yapıp suçüstü yakalandığı kızına dağın tepesinde açtırdığı arsayı ekoturizm ruhsatı vererek bizim ağaçlar kesilmesin diye mahkemeye başvurunca meğersem o verilen ekoturizm ruhsatının Cengiz Bey'in kızına devredildiğini, villa arazisi yapıldığını da gördük. Bunu da bir Cengiz Bey'e sorun. Onun dışında Manisa'da çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka soru varsa kısaca cevaplayalım. Şimdi normal şartlarda o durumdaki diyor. Seçimin yapıldığı gün için olması lazım. Seçimin yapıldığı zaman buna bakılması lazım. Durum değiştiyse yeni yazıda yazılması lazım. Ama görünen odur ki meclis başkanı, partili meclis başkanı, partinin emrindeki meclis başkanı bir üyeliğe AK Parti tenezzül ettiği için o da kendisinin itibarını hiçleştirmek için bile olsa 3 ay bekletilen yazıyı dün gece yarısından önce yazma numarasıyla bu işlere tenezzül etmiş durumdadır. Bu bir tenezzül meselesi. Bu tarihteki yerini alıyor. Bunlar erdemliler diye gelip siyasi yan kesiciler olarak gidiyor. Sayın Fakı Baba'nın istifa metninde niçin ayrıldığını ve partide nasıl adamların türediğini söylüyor. Partide bu adamların egemen ve hakim duruma geldiğini hep beraber görüyoruz. Şimdi Sayın Fakı Baba herhangi bir partide kalmasa dahi
istifası anından itibaren İyi Parti'ye geçiyor zaten üyelik. O üyelik oraya geçtikten sonra meclis başkanım ben bu yazıyı istifadan önce yazmıştım. Yani Çelebi AK Parti'ye katıldıktan hemen sonra Sayın Fakı Baba istifa etmeden hemen önce yazmıştım diyor. Ama o işi AK Parti Rütük'ten bugüne kadar 3,5 aydır bekletiyor zaten. 3,5 aydır. Niyet ortada. Bunlar suçüstü yakalandılar. Suçüstü. Öyle parmak izi falan değil yani olay mahallinde. Bizatihi hepsi birden cismen oradalar. Siyasi yan kesici bunlar. Ben takip etmedim kendisine açıklamasını isterseniz mutlaka cevap verir. Süleyman Soylu diyor ki Türkiye'de işte 150 tane PKK'lı kaldı. Ayakkabı numaralarını biliyoruz. Burunlarını çıkarttıklarında tepesindeyiz. Süleyman Soylu'nun elinde çocuk sahibi bir PKK'lı bilgisi yok. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki biliyorsun PKK'lılar 5, 10, 15 çocuk yapıyor diyor. Kimi kastettiğini açıklasın dedik, açıklamıyorlar. Derhal düzeltilmesi lazım. Cümle alem biliyor ki illa kral çıplak denecekse söylüyorum. Kral çıplak kardeşim. Bu Kürt vatandaşlarımıza PKK'lı diyor. O Kürtler çok çocuk yapıyor, 5 çocuk yapıyor, 10 çocuk yapıyor. Genellemeleri ve genel söylemi ne? Cumhurbaşkanı PKK'lılar diyerek aslında kendi zihninde, bilinçaltında, gönül dünyasında PKK'lıları, bütün Kürt vatandaşlarımızı PKK'lı olarak yaftaladığını itiraf etmiştir. Daha açık söyleyeyim mi? Demediysen çık söyle. Ben PKK'lılar 10-15 çocuk yaparken kimi kastettinse söyle. 15 çocuk değil, çocuğu olan bir tane PKK'lı olsa onu Süleyman Soylu'nun biliyor olması lazım. Ayakkabı numarasını biliyorum, kol düğmesini biliyorum, gömleğindeki düğmeyi görüyoruz diyorsun da. Recep Tayyip Erdoğan'ın gördüğü 10'ar 15 yaş çocuklu PKK'lılar nerede? Nerede bu çocuklar? Buz gibi de biliyoruz ki sen Kürt kökenli vatandaşlarımıza PKK'lı dedin. Kral çıplak kardeşim. Ömer Çelik çık bunu konuş. Başka çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar sağ olun.